Arkadaşlar merhaba. Herkese merhaba. Karabide ikinci günümüz. Sabah saat 9. Biz tura gidiyoruz. Aynen. Dünkü çocuk bizi kandırdı. Aynen. Ama baktım ben internet, Instagram'dan. Mağara falan güzel gözüküyor. Bakalım içerik çıkar herhalde. Çıkar çıkar, güzel bence. Çıkar. Bayağı beğeneceğiz orayı. Şimdi oraya gidiyoruz, yürüyoruz tabii. Bir sokağa Ara girdik. sokaktan girdik. Görkem girelim dedi. Gölge falan diye. Yerel Mahalle. insanlar kalıyor. Aynen. Mahalle, yani bildiğimiz mahalle. Güzeldi. Şimdi yürüyeceğiz bir yarım saat falan sıcakta. Sonra tekneyle gideceğiz. Ekstra köye de gideceğiz. Bir iki kere daha gideceğiz galiba da şimdi hatırlamıyorum isimlerini. Dün akşam gösterdiğimiz yere tekrar geldik. Şimdi teknelerle gideceğiz. Gündüz de güzelmiş. Baksana sol taraf çok güzel gözüküyor. Sanki böyle bir artmış gibi, anlamadım, bilmiyorum. Ağaçlar suyun içinde şu an arkadaşlar, görüyorsunuz. Öyle geziyoruz. Bir 40 dakika falan yürüdük herhalde, 40-45 dakika. Sıcak ama değecek gibi inşallah. Bayağı da sıcak. Yörelden gelmiş. Aynen. Şapka falan da almadık. Şapka falan almadık. İnşallah bir şey olmaz. Gidiyoruz şimdi. Bakalım, bir de indirim yaparsa daha güzel olacak ya. Yapmazlar. Bir 100 baht yaparsa 400 diyeceğim, bakayım. Kabul ederse çok iyi. Çünkü birkaç tane daha söyledik, onlar da 500 baht dedi. İki kişi. Deneyeceğiz şansımızı, bakalım. Şey diyelim. Şu arkadakiler de tuttu bizi, 400 dediler. Sen de Ha. 400 yap, sen de gidelim diye. Deneriz bir şansımız. Onlar tanıdır birbirlerini de. Bizim Burada onlar da tek 500 fiyatlı. demişti ama ikisi de Tek fiyat 500. falan da, bakalım. Gidiyoruz şimdi. Ramazan Şimdi dün abiyle konuşmuştuk, geldik. Kabul etti 400'ü. Müslümanmış. Şeyden sonra, adı neydi? Mağaradan sonra bir de Müslüman köyü varmış, oraya gideceğiz. Şimdi gideceğiz bakalım, inşallah güzel olur. Gideceğiz şimdi. Aynen. Gidiyoruz gelken ya. İnşallah bir şey olmaz. Değil mi? Aynen. Bir şey olmaz ya. Bence de. Gidiyoruz. Bakalım, manzara çok güzel ya. Geri döndük. Herhalde ilk köye mi gideceğiz? Anlamadım. Böyle suyun üstünde yaşayanlar var, evler var. Şimdi Müslüman köyü varmış. İlk oraya gidiyoruz. Sonra mağaraya gidecekmişiz. Böyle geziyoruz. Herhalde burası galiba. Bilmiyorum, anlamadım çok da. Buralarda bir yerde sanırım. Bunlar olabilir. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizin için buraları gösteriyoruz. Siz de geldiğinizde bu tura katılabilirsiniz. Video izledikten sonra katılıp katılmayacağınızı karar verebilirsiniz. Manzara güzel, ucuz. 400 bahtta anlaştık biz. Herkes 500 diyordu. 400 bahtta 2 kişi için 300 lira. 150 TL kişi başı bedava. Geziyoruz. 2-3 tane yer göreceğiz. Böyle gelebilirsiniz. Bu abimizi bulun ama. Bu abimizden alın. Bu abimiz Müslümanmış. Sizi güzelce gezdirir. Görkem de burada. Güzel değil mi? Daha gidiyoruz bakalım. Aynen. Arkadaşlar galiba şu ağaçların arasından gireceğiz. Sen ortaya geç, çekersin. Aynen. Köy içeride galiba. Zaten bir tane video. Ha, okey. Ha, okey. Okey. Sular çekiliyormuş. Onu söyledi. Oha! Oha! Oha!
arkadaşlar, çok etkileyici ya. Bir saat sonra sular çekiliyormuş. Hemen gidip döneceğiz sanırım. Arkadaşlar, bugün buradayız. Bugün buradayız. Çok güzel bir yerdeyiz. Vallahi çok, dünkü Pife Adası'ndan iyi şu an. Evet, bence. Gelirseniz yani buna kesin gelin. Yani sadece burası bile yeter. Evet. Çok güzel. Ağaçların arasından böyle dereden geçiyoruz. Dere gibi bir şey var. Vallahi biraz bayağı içeri girdik. Bir şey olsa Allah korusun dönem buradan sıkıntıyız, ben sana söyleyeyim. Bayağı güzel ama ya. Çok iyi ya. Ağaçlar çok fena. Bu köye nasıl gidip geliyorlarmış böyle? Buradan su gidip geliyor. Her gün dakika başı gidip gelemiyorlar o zaman. Bu yol köye gidiyor arkadaşlar. Köy yolu. Bu tura kesinlikle katılın. Kesinlikle. İnince teknenin ismini falan da göstereyim size. Direkt bu arkadaşı bulun. Bu arkadaştan size yardımcı olur. Zaten her gün parkın orada. Geldik. Oha, böyle bir şey yok. Bu ne? Arkadaşlar, cennet gibi bir yere geldik. Bu ne? Yes, fish farm. Fish farm. Yeah. Fish farm and restaurant. Oh, süper. Halal and food. Okay. Arkadaşlar, burası hem restoran hem de balık çiftliğiymiş. Bir 20 dakika falan buradayız, gezeceğiz. Komple Müslüman Helal Food dedi. Şimdi gezeceğiz. Biraz içeriye gezelim bakalım, balıklar var. Oo, büyük balık var. Big fish. Görkem bir şey gördü. Ne var? Ne var? Oha! Oha, kaç kilo bu? Oo. 20 kilo. Bilmiyorum, inşallah gözüküyordur. Parlıyor burada ama çok büyük. Ya gözüküyor biraz. Bak şu arkadaşlar. 20 kilo. Bu tura kesin gelin, kesin. Çok güzel. Burada da var balık, farklı balıklar var. Yakalamış mı? Ha, yengeç. Yengeç var. Ha. Burada restoran da var. Böyle yemeklerimiz var. Bakabilirsiniz. Yardımcılar. Arkada herhalde köy yerine bir yere gidiyoruz. Full yengeç. Burası zaten. Bukanda. We say Bukanda. Yengeçlerin şeyiymiş diyor yani burası. Oha arkadaşlar, görmeniz lazım ya. Bak gidiyor, bak kaçıyor. Vallahi çok güzelmiş ya. Alabalık. Oha, bu ne? Oo. Yengeç var. Oha. Bu ne? Arkadaşlar çok fena ya. Buraya gelmişken alalım dedik. Çünkü destek olmak lazım. Güzel bir yer. Güzel bir ilgilendi kız. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çok güzel. Buraya mutlaka 50 kere evet. Söylemişimdir ama mutlaka gelin, gelin yani. Gelin. Burası güzel, gerçekten çok evet. Güzel ya. Ya keyifli bir yoldan geçiyorsunuz. Böyle işte farklı. Balık çiftliğine, deniz ürünleri çiftliğine köye getiriyor. Geliyoruz direkt yani. Aynen. Burası da Müslümanlar yani ilgilendi kız da bayağı. Güzel yani, keyifli yolculuk da keyifli. Evet. Daha da gideceğimiz yer var galiba. Aynen, mağaraya falan gideceğiz. Mağaraya bu falan bile yeter evet. Bana şu an. Dönelim dese tamam derim yani. Şimdi böyle içecekler hazırlarken böyle oturma yerleri falan var, onları da göstereyim size. Şurada da kafe var. Her yer kafe ya zaten. Bu aynı kişilere ait büyük ihtimal buralar. Aile olabilir burası. Çok güzel ama bence ya. Bilmiyorum ya. Çok farklı ya. Ben yaşayabilir miydim bilmiyorum ama her yerde yengeç falan var çünkü. Ama gelip görmek için mükemmel. İçeceklerimizi aldık. Şimdi dönüyoruz artık. Adamı da çok bekletmeyelim. Gidiyoruz başka yere. Böyle. Devam ediyoruz. Burada Taylandlı yerliler yüzlerinde böyle bir şey sürüyor. Bak öndeki arkadaşta da var. Yüzü bayağı sürmüş. Güneşten koruyor büyük ihtimal.
Bence güzel. Hayır aşkım, güneşten koruyor. Tam güneşten koruyor işte aşkım, açıktalar ya sürekli. Bilen varsa yoruma yazabilir. Şimdi herhalde şeye gidiyoruz, mağaraya. Köyümüz böyleydi, gelebilirsiniz. Çok güzeldi, biz memnun kaldık. Bay bay. Selamünaleyküm. Şimdi dönüyoruz aynı yoldan. Allah. Su alıyor lan. Aynen, su alıyor. Biraz o kadar olur ya. Şimdi gidiyoruz. Başka yoldan gidiyoruz. Buradan gelmiştik arkadaşlar. Bu yoldan gelmiştik. Şimdi bir yandan gidiyoruz. Burası tek yön olabilir ha. Oradan geliş olabilir sadece. Çünkü karşı karşıya kalsalar geçemez. Şuradan binmiştik zaten. Gelirken sağdan ormanın içinden götürdü bizi göstermek için. Şimdi yan yoldan direkt şimdi mağaraya gidiyoruz. Bayağı güzel ya. Vallahi aşık oldum galiba. Tarafta da kano yapıyor. Bayağı bir grup var, 15 kişilik falan. İkili ikili takılıyorlar. Biz de şu karşıdaki dağlara gideceğiz sanırım. Mağaralara geldik sanırım, sağ taraf. Büyük ihtimal kimse yok. Tekne yok çünkü. Adı Kanamnam diye geçiyor. Ben açıklama yazarım ya da merak eden varsa yorum atar. Okunuşu biraz zor yazılışı. Şimdi buraya gireceğiz. Şimdi indik. Mağaraya giriyoruz. Su falan yükseliyormuş galiba, onu söyledi galiba. Gün boyunca bir şeyler oluyormuş. Şimdi mağaraya giriyoruz Görkem'le. Gelsene. Kimse yok. Aynen. Saat 11. Bir 20 dakika falan, 25 dakika durabilirsiniz dedi. Ulan çıngıraklı yılan mı? Ne bu ya? Sesi duyuyordur büyük ihtimal kamera. Böyle bir ses yok. Oha Görkem, sarkıta bak. Oo. Sağ tarafımız komple mağara böyle. Sarkıtlar falan oluşmuş. Şurada merdiven var. Şuradan giriliyor şimdi. Size mağaranın adını da söyleyeyim. Şurada yazıyor zaten. Kanamnam diye. Buraya geleceksiniz. Bu turu yaparsanız. Merdivenden yukarıya çıkıyoruz. Dikkatli ol Görkem de. Burada makinenin ışığı işe yarayacak gibi. Allah. Oha çok iyi. Hey. Mağaraya geldik. Ha, fotoğrafı şurada çekiliyorlarmış. Işık buran yerde. Oradan çekersin videoyu. Bayağı sarkıt var. Bunlar ne böyle? Ay üstü falan da çok değişik. Öyle mağaranın içini geziyoruz. Şurada heykeller de var. Az önce bayağı aklım gitti. Şuraya yapmışlar zaten. Burada yaşamışlar önceden ya. Şurada heykeller var, şimdi oraya da gideriz.
Bir ışık gelen yerde bir fotoğraf çekildik şurada. Ben görmemiştim de adam dün göstermişti. Ben normal iskelet sanıyordum. Arkadaşlar 5 metre falan, ayağına baksanıza. Ayağı zaten 1 metre neredeyse, ayak iskeleti. Bir de yılan, Görkem diyor yılan sarmış gibi diyor. Bilmiyorum bu gerçek mi? Ama bayağı büyük. Bu gerçekse dev insan, 5 metre falan yani, buradan girip çıkıyor, normaldir yani, burada yaşar. Böyle bir şey yok. Çok büyük. Şöyle bir merdiven var. Şurada heykeller var, oraya iniyoruz. Bak burada şunlar ayrılmış, bak arası açık. Alttan üstten birleşmiş. Bunlar genelde şey olarak biliyorum ben, damlaya damlaya alt oluşmuş, sonra üst oluşmuş, bir şeyler olmuş. Burada da Taylandlı insanlar. Aynen, 1941-45 yılında Japon güçleri galiba Krabi'de konuşlanmış, bir şeyler yapmış. Fotoğraflar da var. Buralarda işte bir şeyler yapmışlar. Çok İngilizcem yok. Japon askerler diyor. Burada diyor aktiviteleri burada yapıyormuş. İşte kalmasın, gitmesin, işte bir şeyler. Some caves diyor. Rezidans, ev olarak kullanıyorlarmış Japon askerler burada. Gördüğünüz gibi heykeli de yapmışlar. Şurada da heykeller var. Şimdi oraya da gideceğiz. Burada ilk insan şeyi var Görkem. 40 yıl önce bu mağarada falan bir şeyler diyor. Bismillah ya. Burada da var. İşte ilk insanlar falan burada yaşıyormuş. Doktor Douglas bir şeyler yapmış işte. Şöyle bakayım, iyice sona baksın. Sarkıtlar var. Burada da su damlıyor zaten sürekli. Sarkıtlar böyle oluşmuş. Burada da heykeller var. Burada duvara bir şeyler resim etmişler. Bu duvardakiler gerçek mi acaba? Biraz yeni yapılmış gibi ama. Yani burada bak, duvarda gemileri resim etmişler Görkem burada. Aa bak, var var. En aşağıda aşağıya iniyor, merdiven var. Meraklısı varsa yine bir buradan biz gösterelim, yeter. Ben buradan inemem. Aşağıdan çıkmıştık, şimdi bu merdivenlerden iniyoruz. Merdivenler yine her zamanki gibi Tayland usulü dik. Saçma. Çok güzeldi. Şu an valla 2'de 2'yiz. Hem köy, hem burası, hem o gittiğimiz yollar falan çok güzeldi. Parasını 50 kere çıkardı. Bayağı güzeldi. Belki bir tane daha bir yere götürecek galiba da, anlamadım onu. Dönsek de yeter bana şu an yani, bir şey diyemem. Güzeldi. Ha, burada gidiyor su. Aa gel. Tahta falan koymuşlar buraya. Gelmek istiyor musun? Bir gör. Tahta koymuşlar ya, gidiyor büyük ihtimal. Ya belki denize çıkıyor. Baksana buradan geçmemiş kimse. Önce falan. İyi tamam, girmeyelim. Orası yeter. Riske gitmeyelim. Şimdi tekneye dönüyoruz. Şimdi gidiyoruz herhalde. Şu arkada da bir yer var. Oraya da götürürse oraya da gideriz. Yoksa döneceğiz. Bakalım. Başladığımız noktaya geri geldik. Burada bir sürü tekne var. Hepsi de aynı turu yapıyor. Abinin adı Pom. Tekne de bu arkadaşlar. KJ08. Numara galiba. Number? Phone number. No, not phone number. No, okay. Okay, okay. Phone license. Number license. Tamam, bu tekneyi görünce, bu abiyi görünce gelebilirsiniz. Çok güzeldi. Kapun kap. Thank you very much. Kapun kap. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Wonderful tour. Very nice. Güzel bir turun sonuna geldik. Evet, çok mutlu oldum ya. Tur. Çok keyifliydi. Erkan zaten havaları hoştu. Bayağı iyiydi. Sevdim. Kesinlikle deneyin. Ben de beğendim. Önce adam ama şey dedi. Fotoğrafları gösterirken o iskelet gerçek falan dedi. Aynen. Bir gördük iskeleti, 5 metre iskelet. 5 metre de yılan sarmış iskeleti. Gelince sorduk, dedi ki hani gerçek mi bu? Güldü, aynen gerçek gerçek falan yaptı bize. Biz dedik gerçek diye falan dedik. Ama güzel, oraya uyumlu yani. Aynen. Hani, yersin yani hani ya, biraz aynen. Ufaktan.
Ama varmış orada yılan, hani tabelada vardı. Aynen. Önceden mi artık, şimdi hala var mı bilmiyorum da dev yılan varmış. Bugünümüzde böyle oldu. 2 saate yakın sürdü yaklaşık gidiş geliş, bekleyiş, evet. Gezme. Çok güzeldi. Bu videomuz da böyle olsun. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin için böyle farklı şeyler de gösteririz. Bu çok fazla internette olduğunu sanmıyorum bunun. Krabi'ye gelirseniz bunu kesinlikle yapın. İlk sıraya yazın bunu. Şimdi diğer video için hazırlık yapacağız. Başka şeyler yapacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.